Hocam bir şey soracağım. Ben de bu Halil Berberler de ilginç bir soru sordu. Bütün dengeyi bozan zaten insan. Yani bu evrim teorisini, evrim yasasını. Ya bir şey soracağım. İnsan bu dünyada başka gezegenler açısından söylemiyorum. Nasıl söyleyeyim? Bir hastalık mıyız? Yani o var olanın dışında mı oluştuk acaba? Ya şöyle, ben size şunları söyleyeyim. Yani Yani insan değişmiyor. Yani evet, aykırıyız. Yani şöyle söyleyeyim. Genomumuzda çok ilginç bölgeler var. Ve bu genom nasıl geçti bize? Virüslerle geçti, aktarıldık. Biliyorsunuz evrimde virüsler çok önemlidir. Peki bu virüsler bize bunu nereden aktardı? Bir kısmını hayvanlardan aktardı. Ben size daha önce söyledim. Mesela bizde konuşma genleri kuşlardan geldi. Peki konuşma genini bize kim getirdi onlardan? Bir virüs getirdi. Virüsler bizi öldürdü ama gen de taşıdılar. Ve öyle genler taşındı ki bize. Biz bu hale geldik. Ama şunu da söylemek lazım. Biz gerçekten de bazı gen bölgeleri şansla oluşamayacak kadar nadir. Acaba ziyaretçiler mi aldık uzaydan bilmiyoruz. Ama şunu söylemek lazım. Bizim evrimimizde en önemli nokta virüsler. Retrovirüsler. Yani başka yerlerden gen alıp bize getirdiler. Kuştan getirdi. Balıktan getirdi. Abi bir çekçe söyleyeyim. Biz bütün hayvanlardan parçalar taşıyoruz. Bu en Hocam önemli bütün şey. hayvanlardan taşıyoruz. Gök taşları dünyaya düşüyorsa onların üzerinde de virüslerle birlikte biz aslında evrenin tüm şey özelliklerini taşıyoruz. Bravo. Peki acaba gök taşlarıyla buraya DNA'lar da mı taşındı? Acaba İşte küçük fragman, evet. Daha bomba bir şey. Acaba o virüsler buraya taşınıp bizim evrimimizi tamamen onlar mı değiştirdi? Evet. Muhtemelen dediğin doğru. Yani gök taşlarından ilginç virüsler. Peki o virüsler başka evrenlerde başka boklar yedi mi? Muhtemelen. bizden hale gitmedi ama. Ay, Çünkü devam bir ediyor. parçalanma Devam ediyor. yaşanmadı. Hayır, bizden hala devam ediyor ve bizim içimizde bir şey size söyleyeyim mi bombaları size? Eğer virüs ilaçları verirsek üreme duruyor. Ne demek Yani hocam? bizim annemizin bir bebeğin anasının karnında iç döllenmeyle onun içine yapışıp bir tümör gibi büyümesi tamamen bize virüsten aktardığı bir şey. Doğum dediğimiz şey o zaman, üreme. Hayır. Yani embriyonun rahime yapışması. Çünkü bir alien gibi bir yaratık var içinizde ve yaratığı anne şunu diyor. O bir yaratık deyip içinde büyütüyorsunuz ya. Bebek bir yaratıktır lan. Alien'dır lan bebek. Bebek bir yaratık. Sizin parçanız değil o. Parçanız da ama babadan da bir parçası var. Yabancı. Ve siz o yabancıyı içinizde 9 ay büyütüp kanlandırıyorsunuz. Bunu yapan şey Aslında içinizde bir canlı taşıyorsunuz. Hikaye bu. yani bir, evet yani bir alien taşıyorsunuz ve bunu yapan virüsler. Net. Bunu mesela söyleyeyim ben size. Virüs. Peki nereden? Mesela virüs bize şunu öğretmiş. Ben virüsüm ve senin içinde nasıl çoğalabiliyorsam senin içinde de bir şey çoğaltmana izin veririm demiş. İşte tüm hikaye orada hocam. Aslında biz bir virüsüz. Evet. Doğru söylüyorsun. Bir virüsten parçalarız. Ama bir şey size söyleyeyim mi? Peki esas soru şu. Bu virüsleri kim yarattı? Hocam en kolay yöntem Tanrı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İşler çok kolay değil bence. Hani işler sanıldığından çok daha zor ve karmaşık. Yani hemen evrim deyip çıkamazsınız. Bulut Şimdi şaş çekmez. Çok güzel. Tam bizim konuştuğumuz konuyla ilgili sordu. Ya da virüsler simülasyonda bir yazılım mı? neden olmasın? Neden olmasın? Tabii Güzel şeyler söylüyorsunuz. daha farklı şeyler de konuşabiliriz ama şeyimiz değil. Benim de kendime göre ona teori mi deriz ya da bir varsayım mı diyebiliriz. Benim de bakışlarım var bununla ilgili olarak. Ama virüslerin ya bize bunları öğretmesi korkunç. Şimdi ben size daha da ilginç bir şey söyleyeceğim. Mesela hafızanın bugün başımıza bela olan deli dana hastalığının aynısı bir proteinle kodlanması. Yani
hafızamız bir hastalık da bizim hafızamız. Ya hafızamız silinmiyor ya. Yani siz Alzheimer bile olsanız askerlik anısı silinmiyor ya. Daireye gidelim. Ölseniz de silinmiyor desem hocam. Evet, silinmiyor zaten. Ve evet. bu hafıza dağılıyor ya. Kuşa geçiyor, böceğe geçiyor, insana geçiyor. Bunun adı işte kolektif bilinç ya. Aslında evrenin ortak bilinci. Hocam, Halil Berberler diyor ki virüsler canlı mı ki? Canlı tabii. Canlı olmadan nasıl üreyecek ki? Hayır, canlı. Dışarıda cansız gibi. Kristal ama sana girdi mi kodu okuyor hemen. Aynı bir yazılım gibi. Dışarıda... Kod okuyucu. Ya kod okuyucu. Yani bilgisayarın dışında bir anlamı yok ama sistemi açtınız mı sistemi bozuyor. Ama bozuyor mu? Bence bozmuyor da. Yararı da çok güzel. Ben bozduğunu düşünmüyorum hocam. Abi işte söylüyorum işte. Virüsler olmasaydı üreyemezdik ya. Net bilgi. Daha bombaları söyleyeyim. Virüsler olmasa kirpiğimiz boyumuz uzamayacaktı. Yani o genler de viral genler. Sezer Akçit diyor ki belki yapay zeka gibi bir oluşumun bizi train ettiği bir simülasyondayızdır diyor. Ya simülasyon o laf beni biraz rahatsız ediyor. Böyle herkes simülasyon. Yok hayır, burası biyolojik bir evren abi. Burası kanlı canlı bir yer. Burası simülasyon değil ya. Burası kanlı canlı bir yer. Onur Karabaş, ben uzaylılar toprak altında yaşıyor demiyorum. Uzaylılar burada yaşıyor. Dünyanın içerisinde yaşıyor. Vallahi sana söyleyeyim mi? Biz uzaylılardan parçalar içeriği olabiliriz. Parçalar içermenin ayrı hocam. Burada yaşadıklarına dair çok ilginç iddialar söz konusu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kasabaları olduğuna, 1960'lı yıllarında Amerika Birleşik Devletleri bombalıyor onları ilginç bir şekilde. Bugün bir gün konu, inşallah hocam 8 Haziran'da geldiğinizde o arkadaşım da gelecek. Bir aksilik olmazsa mutlaka sizi buluşturacağım yan yana. Yani çok dünyada çok önemli isimlerden bir tanesi. Şimdi sevgili hocam, tabii bu geçtiğimiz günlerde bir şey daha ortaya çıktı. Kaynak veremeyeceğim çünkü başka bir sorun ortaya çıkar. Eczanelerde bile satılan sahte ilaçlardan söz ediliyor hocam. İlacın sahtesi. Ya ilacın sahtesi zaten biz kimyasalı hep yurt dışında alıyoruz. Yani hep Pakistan, Çin ve Hindistan kökenli. Burada kutulanıyor abi. Tamam da yani o ilaçla ilgisi olmayan ilaç, o açıdan söylüyorum. Ya hocam, yapıyorlar abi ya, var ya, ne yapayım, o şebekeler var. Nasıl sahte rakı varsa sahte ilaç da var kardeşim. Bana bilimle gelin demiş. Bana bilimle gelin. Zaten programımızın adı bilim arkadaşlar. Aslında güzel ha. Bana bilimle gelin diye program adı olur. Ama işte sorun şu yani. Bilim nerede işte? Onu bir bulsak. Hocam bilim her yerde. Bilim her yerde. Abi bizim Türkiye'de bilim okur yazarlığı olmadı. Bizim Türkiye'de bilim popüler anlamda kaldı. Yani Instagram seviyesinde. Ben mesela televizyona da bakıyorum. Bilim insanı diye çıkan insanlar yani gerçekten de ya bilim şeyi olamaz ya, yani öyle ya, bilim şeyi olabilir ya, ha oldu bak bu bilim şeyi, vallahi yani gerçekten söylüyorum yani şu anda bakıyorum ben mesela popüler kültür programlarına, orada biz bilim adamıyız diye çıkan insanlar yok yani, dünya literatüründe böyle bir ad geçmiyor, no result, yok öyle bir insan. Anladım hocam, şimdi çok ilginç bir soru ama bunu sanki daha önce konuşmuştuk sizinle. Farklı bir şekilde diyor ki uzaylı DNA'sı varmış insanlarda, doğru mu diye soruluyor. Ama buraya ait olmayan bir DNA meselesi var değil mi hocam? Bu var. Bazı bölgeler çok tekrar ediyor. Yani bunlara hiper şey bölgeleri, guanin bölgeleri deniyor. Yani bunlar böyle acayip bölgeler var mesela insanın genomunda ve bir insanın genomu zaten çok az bir kısmı işe yarıyor. Yani %8 onu geçmez işe yarayan kısmı. %90'ı ne yapıyor? Biz de bilmiyoruz valla. Yani nereden geldi? Neden var o bölgeler? Yani muamma bir şey kardeşim. Yani gelin araştırın. Bizim bir gün ben bir seminere gitmiştim. Yurt dışında bir adam seminer veriyordu. Adı James Watson. DNA'yı bulan adam. Ona soru sordular. Neydi biliyor musun? Kalkıp koçum onu da sen yap dedi.
Koçum dedi yani. Yani hani o anlamda bir argo kelime tamam. Koy. Yani onu da sen yap dedi yani. Biliyorsunuz. Bize ait de yani. Onun ha, yani evet yani o sen onu yap dedi. Yani biraz bizde de bu var mesela. Bana soruyorlar hocam otizmin ilacını buldun mu ne zaman bulacaksın? Ulan bu kek yapmak mı anam bu? Kek mi yapıyorum ben burada? Ya hemen 5 dakikada bulduk. Ya çok iyi. Ya bazen bana ne diyorlar biliyorsun ben çok şey anlatıyorum. Ya hocam diyor başka şeyler anlat. Ulan bu şey mi? Anlat anam. Anlat biz dinleriz hocam ya. Ya bu şey Andersen'den masallar mı? Bu gece uyuma şey mi ya bu? Vedat'a bakar mısın? Diyor ki sahte rakı var Ali abi. Sende otel varsa sözleşme yapalım. Abi adam programı şeye dönüştü. Pazarlama yerine. Satış yeri. Ya yapma. Hocam bizim böyle işte. Hocam. Şimdi hocam geliyorum. Hocam programımızın sonuna doğru gelen soruları yanıtlama bölümümüz var hemen söyleyelim. Zaman ilerledikçe insanlığın da gelişmesi gerekmiyor mu? Neden geriye gidiyoruz? Geriye gittiğimizi kim söylüyor onu merak ediyorum. Evet hocam. Hayır. Belli bir kesim geriye gidiyor. Yani belli evet. Bir halk public kısım ters evrim geçiriyor. Mankileşiyor. Yani hedonist. Basit hedonist. Cinsellik, Instagram, yemek, pizza. Bir de ben selfie çekerim. Bitti öyle. Ama bir kısım ilerliyor. Bu küresel elitler dediğimiz bir elit grubu var. Ne yazık ki üzgünüm onlar ilerliyor. Yani bu gelecekte 500 bin kişiden oluşacak dünya nüfusunu hazırlanıyor öyle söyleyelim. Kesinlikle, kesinlikle. Aynen. İnsan hücresi, hocam okuyabilirsiniz lütfen. mRNA'ya karşı bağışıklık gibi bir söze tepkisi kalabilir mi? Hücre mRNA verildiğinde mRNA parçalanmaz mı? Hayır, mRNA işte doğru söylüyorsun. mRNA çok yarı ömrü kısa ya, hızlı parçalanıyor ama artık bu yeni teknolojiyle mRNA stabil hale getirildi. Aynı bir kod gibi dışarıdan kodu verebiliyoruz. Bir de şimdi yeni bir teknoloji çıktı. Self amplified mRNA diye. Yani artık aşıların İkinci, üçüncü dozu olmayacak artık. Bir defa yapılacak, hayat boyu size aşılacak o. Çünkü vücutta virüs gibi çoğalabilecek. Kendi içinde sürekli parçalanarak mı hocam? Yakında bir pandemi geliyor, söyleyeyim ben size. Bu pandemi şu anda X hastalığı diye söyleniyor. Buradan açıklayayım. Dün Wuhan Enstitüsü bir açıklama yaptı. Ebola virüs ve Lassa virüsü birleştirip onu da şeyle birleştirilmiş veziküler stomatit virüsle yeni bir virüs yaptı. Ve %100 ölümcül onu söyleyeyim tekrarlıyorum. Ebola, Lassa virüs ve veziküler stomatit virüs. Yani bir basit virüsü iki kanamalı ateşle birleştirilmiş. Biliyorsun bunlar kanamalı ateş ne yapar? Yani gözümüzden hocam. Ağzında ya bunun deneylerini yaptı yayınladı. Ağızdan burundan kan gelerek öldüren virüslerdir. Bunlar hemorajik virüs denir. Bu şey filmlerinde bunu izledik bu filmlerde. Ve bu kanamalı virüsler aynı Kırım Kongo gibidir. Korkunç ölümler yapar. Cilt altı morluk yapar her yerinde. Ve kanarsın. Hayvanların da gözünde kanama olmuş ve hayvanların göz bölgesinde plazma birikmiş. Böyle zombiye dönüşmüşler. Tam yani filmi çekmiş yine. Ve bu dün vardı bu. Yani yayın olarak geçti. Wuhan Enstitüsü bunu yapmış. Neden yaptığı bilinmiyor. Ve çalıştıkları noktada solunum yoluyla bulaşabilen bir Ebola araştırması yapılıyor. Şimdiden buradan duyuralım. Bunu vermiştik. Oytun hocam senin COVID aşı çalışmanda sıçanlara insan dozu verdin diye eleştiriyorlar. Onlara yanıtın nedir diye soruyor. Çünkü sıçanlar şöyle bizden kalp hızları bizim 60 onlarınki 300 yani 5 kat fazla. Biz 70 yıl yaşıyoruz, onlar 2 yıl yaşıyor. Yani 35 kat daha hızlı her şey. Bir de biz günde 1 kilo yemek yiyoruz, onlar ağırlığının 6'da 1'i yiyor. Yani biz 1/60'da yiyoruz, onlar 6'da 1. Yani 10 katlık bir fark var. Onun için biz dozları da insan dozunda değil, kat ve kat fazla yapıyoruz. Ve mRNA aşıları denenirken de firma kendisi 30 mikrogramla deneyler yaptırmış. Yani benim yaptığım dozda yapmış. Şirket kendisi zaten benim doza denemiş. Zaten dikkat ederseniz şirket bir şey söylemiyor. Halk söylüyor. Yani şirket bir şey söylemiyor. Aşının kraldan çok kralcılar bunu söylüyor. Yani çok ilginçtir. Evrenin bir başka noktasında sıçanlar akıllı yaratıklar olabilir mi hocam? Biz insan dozunda denedik. Ben de şöyle dedim. Koçum
Sen de daha düşük dozlara dene. Ya ki elinden tutan mı var yani? Allah Allah. Evet. Mesela bana bana dikkat edin. Bana en çok eleştiri bazen Türk bilim adamları yapıyor. Oğlum diyorum, siz de yapın. Biliyorsunuz bizde böyle bir kıskançlık havası oluşuyor. Ya ben dünyada bunu ilk yayınladım. İlk dergiye ben bastım bunu. Ve bak, gelecekte göreceksin. mRNA aşıları gebelikte gerekli görülmeyecek, görülmediyse yapılmayacak. İzle bak bu filmi. 6 ay, bir yıl veriyorum. Evet hocam. Ve altında Oytuner başımızdan olacak.